Eyvah. Hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. İsim? Berat Varinlioğlu. Nereden geliyorsun Berat? İzmir Göztepe. Maşallah. 3 tane papağan var galiba. Evet. Kendi ettiğim papağanlar. Ne yapacaksın bu akşam? Biraz hazırlıksız yakalandım ama bunlar normalde yabani geliyor. Ben bunları evcilleştiriyorum. Kesinlikle ısırma, işte ondan sonra saldırganlık hareketleri yapmıyorlar. Bunları Türkiye'de işte insanlara tanıtıyoruz, gösteriyorum. Ama yani bir dahakine daha detaylı size özel videolar çekip ya da size direkt özel şovlar yapabilirim ama. Bugün bir şey yapmayacaksın gibi mi anlıyorum bundan? Yani yapacağım mesela, tanıtacağım. Bu mesela Güney Pasifik'ten geliyor, Solomon Adaları'ndan. Papağanları teker teker tanıtmayı düşünüyorum. Papağanları mı tanıtacaksın? Yani hareketlerini, özelliklerini. Hayır, yani gösteri yapmayacaksın, papağanları tanıtacaksın. Yani gene yapabilirim, ters çeviririm. Burada yapılan şeylere yakın şeyler yapabilirim. Ters çeviririm derken yani ters mi yatıracaksın? Yani mesela şöyle, stop, aferin aşkım, yat bakalım. Bir dakika bakalım ha. Böyle hani hiç ben kendim... Öncelikle edeyim. Birbirine benzemiyor bu papağanlar, niye? Tabii bu Solomon Adaları'nda yetişen ekle... Solomon? Tabii. Sadece orada meyve beslenir. Türkiye'de çok nadir bulunur. Bu mesela öbürü beyaz olan? Dünyanın en pahalı papağanıdır bu. Şu an yani çok nadir bulunur. Beyaz Avusturan olan mı? Tabii. Bunun tepesi... Şöyle aç bakalım, bir tepeyi göster bakalım. Yani bu Türkiye'de 15 bin ile 17 bin arasında bu nadir bulunan ırklardandır. Yani istediğin hareketi hemen öğretebilirsin buna. Yani 16 bin. Tabii. Gel bakalım. Zaten omzumdaki papağanı Acun Bey görmüşsünüzdür daha önce de. O peki niye bu onlardan farklı? O biraz türünün en iri boyu oluyor yani. Bu genelde fotoğraf çekimleri, işte böyle şovlarda. Ben hazırlıyorum Antalya'da turistler geldiği zaman çekimleri. Yaşlar kaç papağanların? Şu an bunların 1,5-2 yaş civarında. Bu 3,5 yaşında Paşa. Bunun da ismi Paşa. Bunun da 2 yaş civarında. Niye ikisinin adı Paşa? Yani aynı adı koyduk. Kaldı öyle. Paşa olduğumu daha rahat eğitiyorum öyle. Hepsine bir hakimiyet kurabiliyorum. İstediğimi öğretebiliyorum. Papağanları tanıtmada büyük bir yetenek. Olayı görüyorum. Teşekkürler bile. Teşekkürler mi? Size bir dahakine daha güzel şeyler yapmak istiyorum. Kaç yıl yaşayacak bunlar? Ya bunlar ortalama 70 senede 80 sene ömürleri oluyor. 80 sene? Evet. Onlar evladı değil. Peki yani ne yapacaksan hep seni seviyorsun. Şey yapmayacakmış. Sadece tanıtacağım diyor. Mesela. Dudağınızı ısırmıyor mu? Isırdılar daha önce. Benim değil de başka müşterilerimizi çok ısırdılar da. İşte biz onları eğitiyoruz, garanti veriyoruz. Mesela ısırmayacak diye ben garanti veriyorum. Bu şekilde yetiştiriyoruz. Mesela çok mu bakın, seviyorsunuz? Ona biraz bıraksan burayı, tahtayı kırar şu an yani hiç. Onun gagası affetmez yani burada. Çok mu seviyorsunuz? Tabii. Yıllardan beri bu işte ilgili. Yani sadece papağanlara karşı mı bir ilginiz var yoksa? Evet. Kediye köpeğe alerjim olduğundan sadece papağanlarla ilgilenebiliyorum. Bakın tepesini görüyor musunuz? Bu çok özel bir türdür. Oo. Normalde sarı olur. Ya da bembeyaz çıkar kafasındaki ibibiği. Ama bunun bu renkte çok nadirdir. Allah Allah, enteresan. Gel evinizde bakalım. Mi yaşıyorsunuz? Evde onlarla beraber mi yaşıyorsunuz? Yani ara sıra bir 2-3 tane alıyorum. Çok koymuyorum eve. 2-3 tane çok koymuyorsunuz. Evet. Çocuk olduğundan. Hay Allah. Çok hoş. Tamam. Yani hani bizim şimdi bu kadar vaatle herhalde tur atlatmamız mümkün değil. Tabii. O ikisi ne yapıyor şu anda? Öpüşüyorlar. Öpüşüyorlar. Hep bunlar normalde hayatta yan yana olmaz yani böyle. Nasıl öpüşüyorlar ya? Ben 2 gündür eğitmek için öpüyorum burada. Aman böyle durun diye. Bunu da oraya koyacağım da bu çok kıskanç ya, ortalığı... Gidin bakalım. Sen de git bakalım. Öpüşüyor mu bunlar şimdi? Öpüşüyorlar da bu bak şimdi ortalığı karıştırabilir gene. Öbürü kıskanmıyor mu? Kıskanıyor işte bu. Bu mesela geceden beri otelde ikisini zor ayırdım ya. Elma kavgası, şey kavgası. Kafes de getirmedim. Yerlere gazeteler serdim kirlenmesin diye. Hani elimden geleni yaptım, baktım baş edemiyorum artık. Tamam, sen onları topla, ileri gidiyorlar biraz.
Gel bakalım. O biraz şey bakalım. Oldu. Hayır, sen burada kaldı. Bak. İşte ikisi yan yana gelmesin. Gel bakalım. Peki. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim hacım bey. Seneye görüşmek üzere diyelim. Tamam. Teşekkür ederim.